Eğer cevizinizi bir gece suda bekletiyorsanız hem sindirimini kolaylaştırmış oluyorsunuz hem de içindeki maddelerin emilimini arttırmış oluyorsunuz. Peki acaba bu cevizi suda bekletmek onun etkisini de arttırabilir mi? Bu çalışma sırasında cevizleri almışlar, 3 parçaya bölmüşler, bir grubu mikrodalga uygulamışlar, bir diğer grubu suda bekletmişler, bir diğer gruba da hiçbir şey yapmamışlar. Ondan sonra da bu cevizlerin içindeki antioksidan özellikler arttı mı yani yararları arttı mı diye bakmışlar ve görmüşler ki suda beklettikleri cevizlerde bu antioksidan aktivite daha yüksek yani daha yararlı oluyor. Ama burada hani bizim evde yaptığımız gibi cevizi kırıp suda bekletmemişler. Hiç kırmadan cevizleri suda bekletmişler. 14 gün boyunca ve her günde bu cevizin suyunu değiştirmişler. Şimdi biz suda beklettiğimiz zaman ne oluyor? Aslında bu pek çok kuru yemiş için geçerli. Kuru yemişleri sindirmek öyle çok da kolay değil. Aslında içerik olarak, besin olarak hakikaten çok zengin. Bunların içinde fitik asit var. Fitik asit de antioksidan maddelerden bir tanesi. Ama şöyle bir özelliği var fitik asitin diğer minerallerin emilmesini zorlaştırabiliyor. bağırsaklarda onları tutuyor ve emilmeden dışkıyla atıyorsun. Bunun yanı sıra e, suda beklettiğiniz zaman sindirim de kolaylaşıyor. Dolayısıyla suda bekletmenin evet öyle bir faydası var. Hani fitik asitten uzaklaştırıyorsun, emilimini kolaylaştırıyorsun, diğer minerallerin emilimini kolaylaştırıyorsun ve arttırıyorsun muhtemelen. Ha buradaki hadise aslında biraz şu bence hani akıl karıştırıcı hadise o. Cevizi suda beklettin ya, hani suyunu içecek misin, içmeyecek misin? İnternete şöyle bir girin bakın, hani için diyen de var, içmeyin diyen de var. Bana göre cevizi suda beklettikten sonra suyunu içmek değil de kendisini yemek daha mantıklı. Neden? Çünkü hani suda bekletmenin bize verdiği yarar ne? Fitik asit dediğimiz o bağlayıcı molekülü esasında cevizden uzaklaştırmak. E nereye gidiyor? Bu havaya uçmuyor ya, suyun içinde kalıyor. Dolayısıyla sen o suyu içersen yine esasında fitik asiti almış oluyorsun. Dolayısıyla hani burada bana göre cevizi e, suyunu içmektense yemek daha mantıklı görünüyor. Çünkü ceviz içerik olarak esasında hakikaten çok zengin. Hani şöyle düşünürseniz içinde karbohidratlar var, protein var, lif var. Omega 3 öncü maddeleri olan yani bitkilerde olan omega 3 yağ asit öncüleri var. Alfa linoleik asit var. Ee, o daha sonra vücudumuzda işte daha fazla kullanacak EPA ve DHA'ya dönüşüyor Hani bizim için yararlı olacak Hani o saymakla bitmez işte e, magnezyum var içinde bir sürü hakikaten bizim için faydalı e, maddeler var bitkisel maddeler var fitokimyasal maddeler var Dolayısıyla cevizi mutlaka tüketmek gerekiyor zaten hani diğer yemişlere de baktığın zaman mesela antioksidan özelliği en yüksek olan yemiş aslında ceviz Zaten hani bununla ilgili birçok şey var, çalışma var. Cevizin kendisiyle ilgili çalışma çok artı ceviz ağacıyla da ilgili çalışma var. Hani cevizin neresine baksan ceviz ağacının hani kökünden tut gövdesine, o dışındaki yeşil kabuğuna ve cevizin içindeki yemişine kadar hakikaten hepsinin faydası ayrı ayrı saymakla bitmiyor. Şunu da eklemek lazım. Mesela cevizin cevizi kırıp yiyoruz ya o Kahverengi kabuğunu kırıp yiyoruz içindeki yemişi yiyoruz. Tabii ki taze tüketmek çok önemli ama esas o yemişin üzerinde beyaz cevizin üzerinde kahverengi bir zar vardır ya açık kahverengi. Mesela en önemli e, maddeler bitkisel maddeler aslında o kabukta. Neredeyse 4-5 katı daha fazla var hani yemişine göre o kabukta e, bitkisel madde. Şöyle söyleyeyim size hani derler ya vitamini kabuğunda gerçekten ceviz içinde aynı şey söz konusu. Hani o kabuğunu attığımız zaman aslında e, önemli antioksidanları atıyoruz biliyorum biraz acı işte belki suda bekletme falan hani o anlamda da biraz faydalı olabilir. E, özellikle şimdi bu su ve ceviz hadisesi kolesterol için çok söyleniyor. Evet hakikaten e, ya içi, cevizin içinde özellikle e, sağlıklı yağlar olduğu için kolesterolü ve trigliseridi düşürüyor, özellikle de LDL kolesterolü, kötü kolesterolü, okside olan kolesterolü düşürüyor. E, bunu tabi illa suyla bağdaştırmak doğru değil. Hem şöyle bir çalışma da yok böyle bir iki tane, birkaç çalışma var varım, öyle güvenilir çalışmalar yok size burada bilimsel olarak tak 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 gösterebileceğimiz. Ama şunu söylemek lazım hakikaten. Cevizi tek başına tüketmek bile zaten çok faydalı. Farelerde yapılmış çalışmalarda bu çok net olarak gösteriliyor. LDL kolesterol düşüyor, trigliseritler düşüyor ama insanlara baktığın zaman da insanlarda da yine ceviz tükettiği tüketen kişilerde bunun LDL kolesterolün düştüğünü, trigliseridin düştüğünü görüyoruz. Ama buradaki düşüşler tabii ki %5 ile 10 civarında. Yani mesela LDL diyelim ki 100'dü. %5 düştüğüne göre 95'e düşüyor veya 90'a düşüyor. Dolayısıyla hani burada e, bu etkisinin yararlı olduğunu söylemek lazım. Bunun yanı sıra tansiyonu da bir miktar düşürüyor. Predimet çalışması var. Bu 7.500 kişiye yakın kişide yapılmıştı ve Akdeniz diyeti çalışmalarından bir tanesiydi. Bu çalışmada da şeye baktılar. Acaba hani bizim kuru yemiş tüketmemiz tansiyonu düşürmekte etkili midir diye ve gördüler ki günde 28 gram kuru yemiş tüketen kişilerde hakikaten tansiyon biraz daha düşük. Özellikle küçük tansiyon biraz daha düşüyor ama orada da ne kadar düşüyor? 0.65. Düşüyor yani çok acayip düşmeler değil bunlar hani ne e, bunu işte kolesterol için söyleyebilirsin ne efendim e, tansiyon için söyleyebilirsin ama fayda gösteriyor. Zaten eninde sonunda organik beslenme bizim aslında ilaçlar e, ilaçlar gerektiğinde tabii ki kullanılacak ama hani ilaçlara yardımcı olmak açısından en önemli yaklaşımımız olmalı. Bunun ötesinde tip 2 diyabet üzerinde etkisi olabileceği de iddia ediliyor. Özellikle tip 2 diyabeti hem kilo kontrolünü sağlayarak hem de direkt kan şekeri üzerinden etkili olabilir deniyor ceviz için. E, beyin sağlığı için tabi biliyorsunuz sağlıklı yağlar içerdiğinden dolayı beyin sağlığı açısından da ceviz tüketmek gerçekten çok önemli. Asla masalarınızdan asla salatanızdan asla e, kuru yemiş tabağınızdan eksik etmemeniz gereken bir yemiş aslında ceviz bunu unutmamak lazım. Bunu da şöyle bir hani aklınızın bir köşesine koyun çünkü gerçekten kuru yemişler için de cevizin yerini ayrı tutmak gerekiyor. Ha şunu söyleyelim hani bir damar cerrahı olarak hemen şunu ekleyeyim İşte efendim damar açar, kolesterolü düşürdü, damar açar, tansiyonu düşürdü, damar açar. Damar tıkanıklığı öyle e, ilaçla falan açılabilir bir şey değil. Bunu çok net olarak söyleyelim. Yani ben mesela şeker hastalarının Ameliyatlarını yaptığım zaman şeker hastasını ben kilo için yapmıyorum ama mesela ayağında yara oluyor damar baypası yapıyoruz bacaklara inanın o bacakların sertliği ne kadar oluyor biliyor musunuz yani şu tahta kadar sert oluyor açıkçası dolayısıyla hani ben bir şey yiyeyim de o damar açılısı mümkün değil biz damarı dikerken iğne kırılıyor o kadar düşünün dolayısıyla siz onu ne ilaçla ne efendim yediklerinizle ne içtiklerinizle Açamazsınız ama nedir? Tansiyonu düşürmesi, özellikle LDL kolesterolü düşürmesi, diyabetin önüne geçmesi, yeni damar tıkanıklıklarının önüne geçmesini ve var olan tıkanıklığın da ilerlemesini yavaşlatıyor olabilir. Bu anlamda oldukça faydalı gibi görünüyor. Dediğim gibi hani ez cümle şöyle söylersek ben yani suda bekletmek evet cevizi faydalı ama ceviz suyunu içmek hem sindirimi biraz daha zorlaştırabilir hem de eğer özellikle kalsiyum eksikliği, mineral eksikliği, özellikle demir, çinko eksikliği gibi durumlar varsa o suyu içmek bunu biraz daha arttırabilir. Bu bir kere aklınızın köşesinde olsun. Hiç içmemek hani eğer bir deneyin bakın işte bu tür durumlar yoksa illa ben içiyorum rahat ediyorum ve kolesterolümü düşürüyor diyorsanız deneyebilirsiniz. Çünkü gerçekten bir insanın en iyi doktoru kendisidir. Kendisini iyi tanıması gerekir. Kendisini iyi tanırsa böylece sağlıklı yaşam için atacağı adımları çok daha doğru karar verebilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu dakikaya kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın yine bir videoda yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.